Öncelikle kendimden kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Basketbola evet İstanbul'da başladım. Eczacıbaşı Spor Kulübü o zaman şimdiki Levent dediğimiz bir civardaydı ve çok okullardan seçmelerle alıyorlardı. Ben seçilmemiştim aslında. Seçmelere gidip çok istediğim bir şeyi yapamamıştım, başaramamıştım. Ama o kadar çok istemiştim ki antrenörüm bana kırmızı şort dediğinde bende de kırmızı şort vardı, seçilen arkadaşımda da. Ben de o anda koşarak gittim. Sen seçilmedin dediler bana. Üzüldüğüm için iyi sen de başla dedikten sonraki bir basketbol kariyerim var. Yani şansa dayalı mı desem, kısmet mi desem öyle bir durumumuz oldu. Ondan sonra sırasıyla tabii Efes Pilsen, Oyakhane, Kombasan Konya, Tuborg, Galatasaray, Büyükçekmece, Erdemirspor gibi profesyonel seviyede basketbol hayatım oldu. Basketbolun bana neler kattığını anlatmak isterim ama bunu şöyle anlatacağım size. Buradaki profesyonel bir basketbol anlayışından dolayı bunu size anlatmıyorum. Bu benim için böyle olabilir ama herhangi bir çocuk için şu anda hedeflenen seviyede olamayabilir. Ama önemli olan basketbol kültürüyle devam etmesi, büyümesi, hayat şekline getirmesidir. O yüzden basketbol bizim için çok değerli. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Basketbol oynamak için çok disiplinli ve çok zeki olmak zorundasınız. İkisi birleşmeli. Bu da ileriki hayatınızda çok fazla döngüler getiriyor. Çok çalışıyorsunuz, çok emek veriyorsunuz ve emeğin karşılığını almayı öğreniyorsunuz. Sonuçta hayat da böyle biliyorsunuz, değil mi? Ben de her zaman bu örneği diğer sporcu arkadaşlarıma, öğrencilerime hep aktarmaya çalıştım. Önemli olan basketbolla beraber bir hayat şekli yaratmaktı. Bir insanın hayatında her zaman spor olmalı. Kesinlikle olmalı. Ben basketbol tarafını anlatırken size 2-3 tane done sunabilirim mesela. Bir, basketbol hayatınız ileriki iş hayatınızda eşdeğer katkılar bulacağına emin olabilirsiniz. Neden? Takım çalışması, hayata bakış, sosyalleşme bazında çok ciddi sizi diğer rakiplerinize göre bir öne atabilir. İkincisi, disiplinli olmak zorunda olduğunuzu bildiğiniz için antrenman disiplini, maç disiplini, birbirinize olan saygı ve sevgiden kaynaklanan disiplinli olduğunuz için bir sonraki iş hayatınıza, üniversite hayatınızdan sonraki her türlü alanda başarılı olmanızı çok ciddi seviyede destek olacaktır. Üçüncüsü mutlu olmayı ve üzülmeyi seviyorsunuz. Acı çektiniz, üzüldünüz, hata oldu. Ona evet ben hata yaptım veya kaybettik ama olsun yeniden başarmaya çalışmak gibi. Çok önemli bir üçüncü nüansı da size eklemek istiyorum. Bu çok önemli çocuklar. Başarılı olmak için üç tane çok önemli done var belirlemiş. Olur mu? Bu başarı dediğim sadece basketbol olarak değil, hayat olarak da olabilir. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Bir, kesinlikle ve kesinlikle disiplinli olmalısınız. İki, takım çalışması, inanıp takım çalışmasıyla beraber hareket etmelisiniz. O yüzden basketbolun bence önemi var. Üçüncüsü de hayatta her zaman yaşayabileceğimiz düşmeler, kalkmalar, başarılar, başarısızlıkların hepsinde yeniden hayata güven ve mutlulukla bakabileceğiniz bir spor dalıdır aslında basketbol. Biz bu taraftan başlamalıyız. Şimdi siz ileride çok güzel yerlere geleceksiniz. Çok daha başarılı alanlarda başarı elde edeceksiniz. Ama inanın bunu yaparken kendiniz başardığınız şeyin mutluluğunu çok daha fazla şey yapıyor. Cihan duyuyor musunuz? Beni duyuyorsunuz değil mi şu anda? Evet hocam, sesiniz geliyor. Heh, devam ediyorum şimdi. Öncelikle neden basketbol oynamalıyız mantığını mesela Cihan'ın kardeşi var. Değil mi Cihan'cığım? Mesela orada Alperen de var galiba burada değil mi şimdi? Evet. Şimdi Alperen bizim herhalde başlangıcımız ilkokul 3. sınıf galiba, tam hatırlamıyorum. Onunla beraber çok güzel bir yola gittik. Beraber gittiğimiz o yolda Alperen bu seviyeye geldi. Basketbol olarak şampiyonluklar yaşadı. Hayata bakış açısıyla ilgili çok büyük katkıları oldu basketbolun ona. Aslında ben burada anlatırken çok güzel örnekler var. Bak sen bizle berabersin 2 senedir. Neler yaşıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz, nasıl bir durumdayız hepsini aslında sen çok iyi biliyorsun. O yüzden de size en büyük tavsiyem çocuklar şu. Basketbolu bir hayat şekli haline getirmelisiniz.
Zorlanmayı sevmelisiniz. Hayat zaten çok kolay değil biliyorsunuz. O yüzden de zorlanıp çalışabiliyorsanız sonunda gerçekten emek verdiğiniz her işin karşılığını muhakkak alacağınıza inanın. Basketbol işte burada size atıyor. Disiplinli ve çalışacaksınız. Basketbol, Cihancığım sesim geliyor değil mi? Hı-hı. Geliyor hocam. Evet. O yüzden de herhangi bir spor dalını seçebilirsiniz ama basketbolun size vereceği, bana göre, ben o işte hayatım boyunca onunla geçtiği için kendimle gurur duyuyorum. O yüzden siz de bence siz de kesinlikle bir spor dalıyla beraber uğraşmalısınız. Bunu bir hayat şekli haline getirmelisiniz. Basketbolcu oluruz, olmayız. Önemli olan gerçekten basketbolu hayat şekli halinde büyüdüğünüzde, çocuklarınız olduğunda halen basketbol oynamaya devam ettiğiniz bir hayalimiz var. Spor yapan çocuklar her zaman ve her zaman farklı olurlar. Siz de o taraftan bakabilirsiniz, tamam mı? Şimdi bu soru cevap bir şeyine dönebiliriz istiyorsanız. Sonuçta basketbolun her şeyi konuşuruz. Cihan'cığım sen istiyorsan soruları bana iletebilirsiniz. Ben de soruları cevaplayabilirim. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları konuşabiliriz Cihan'cığım. Hocam Emre diye bir tane arkadaşımız var. Neden bu mesleği seçtiğinizi soruyor. Yani işte aslında bu mesleği seçmem işin profesyonel seviyesine geçmeye başlamakla oldu. Kolay bir tercih miydi? Hani üniversite hayatıyla devam edebilecek bir sistem ama bu işi gerçekten çok zor, yani üst seviyede, profesyonel seviyede yapabilmek için çok ciddi emekler vermek zorundasınız. Herhalde ben ona çok hazırdım, çok istiyordum. Yani yapmak istiyordum ve başarmak istiyordum. Yani ne kadar başarıp başarmadığınızla ilgili bir durum değil ama herhalde ben o anda o tercihi o taraftan yana kullandım. Şanslıydım. Belli seviyelerde oynadım. A milli takım demişsiniz. A milli takımda oynamadım. Altyapı milli takımlarında oynadım ama önemli değil. Sonuçta bir seviye basketbol hayatım oldu. Bunun kararını o anda akıp gelen bir durumla ilgili değerlendirebilirsiniz. Ama ben tercihimi okulla beraber yapmaya çalışsak da basketbolu bir meslek haline getirmek için kendi isteğimin çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Başka var mı? Soru sormak isteyenler işte elini kaldırsınlar, onlara sesini açacağız. Aynen öyle yapalım. Merak ettiğiniz her şeyle sorabilirsiniz. Çok da güzel bir sohbet olabilir. Ben de arkadaşlarım görmüş olurum. Heyecanlı ve güzel bir şekilde bir sohbet etmiş oluruz, olur mu? Çünkü sürekli kendim bir şey anlatmak, basketbolu anlatmak bir seviye kadar iyi. Ve ondan sonra şey oluyor, hani kendini anlatıyormuş gibi oluyor. Ben de çok şey sevmiyorum. Normalde biliyorsun. Koç olarak farklı şeyler söyleyebilirim ama şu an değil. Var mı soru? Hocam, siz anlatmaya devam edin. Soru oldukça ben size soruyorum. Tamam. Ben şimdi Cihan sana bir soru sormak istiyorum. Ben soracağım sana. Tamam mı? Tamam. Neden basketbolu seçtin? Ve basketbolun sana olan getirileri neler? Sen ne düşünüyorsun basketbolla ilgili? Hocam basketbolu hani ailemde birçok kişi basketbol oynadığı için seçtim. Basketbolun getirisi tamam. Şu oldu. Hani atıyorum bir konferansta bana özgüven verdi. En önemlisi o. Arkadaşlarımla hani daha birbirimize bağlantılı olduk. Çünkü aynı ortama çıkıp ter döküyorsun. Evet. Kesinlikle. Üzülüp... Ve o rekabet ortamı hani normal o telefon bilgisayar oyunlarındaki gibi de değil. Yani. Omuz omuza birlikte mücadele verdiğin için daha bir anlamlı oluyor. Kesinlikle. Hem çok iyi arkadaş hem çok iyi rakip olmayı öğreniyorsunuz aslında. Değil mi? Evet. Yani gençlere vermek istediğiniz tavsiye var mı? Ya gençlere vermek istediğimiz tavsiye olarak bence siz çok fazla öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten mükemmel gidiyorsunuz. Sizden çok umutluyuz açıkçası. Bizim 90'lar iyiydi, aradaki kuşaklar böyle zor dönemler görüyorsunuz yani. Şimdi kaçıncı yüzyıldayız, nerelerdeyiz? Ama diyorum ya, bence her çocuğun kesinlikle ve kesinlikle spor yapması lazım. Spor yapmak, basketbol, yürüyüş
bir kültür olarak kendi haline getirmeli. Sonuçta ailelerde de bu aslında görünmeli yani. Şöyle, anne babalar spor yapıp önayak olmalılar. Spor yapmayan bir ailede çok fazla sporcu çocuklar yetişme şansı yok. Türkiye'deki eksikliklerimiz aslında bunlardan. Spor hayatın her yanına bence nüfuz etmeli. Kesinlikle nüfuz etmeli. Öyle söyleyeyim. Cihan, benim bir sorum var. Sor. Deniz Hocam merhaba. Öncelikle Alperen ben. Siz basketbol oynadığınızda koçluk olarak koçluk yapmaya, basketbol bıraktıktan sonra koçluk yapmayı niye tercih ettiniz? Yani şöyle Alperen'cim, burada da hayatın neler, insanların neler getirdiği inanın çok enteresan, belli olmuyor. Ben basketbolu biraz erken bıraktım. Ondan sonra işte kendimle ilgili sporculuğun bir sonraki hayatı var aslında. Onunla ilgili birkaç düşüncelerim vardı. Antrenörlük yapmak işte sporla devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü hayatım boyunca yaptığım bir meslek var. O da basketbol oynamaktı. Basketbol oynadıktan sonra farklı bir dala geçmek çok tehlikeli aslında. Hani ben ona güvenemedim demekti. İşte yaptığım şeyi daha iyi yapmaya çalışmayı çok severim. Antrenör olmaya karar verdim. İşte Aydın'a geldik. Spor kulübü kurduk. Oradan farklı taraflara geldik. Çin'den Alperen'i bulduk mesela. Değil mi oğlum? Ama diyorum ya sana, bu basketbolcu olmakla devamlılık sağlayan bir şey aslında. Yani çok fazla bir basketbolcunun çoğu antrenör, menajer olabilir. Bazıları vazgeçer. Ama şimdi araştırmaların çoğunda farklı işte uğraşan ve başarılı olan sporcular çok yoktur. Mesela burada Emre abiniz var bizle beraber şu anda. Efes Bilsen'le beraber oynadık. O çok iyi bir oyuncuydu. O şu anda farklı bir iş yapıyor ama içinde çok başarılı. Bu tabii ki çok iyi bir şey ama çok seviyede o işi yapmaya çalışmış, o yapamamış çok insan var. Çünkü profesyonel hayat sadece basketboldan ibaret değil aslında. Farklı bir sosyal çevrenizde, hayata bir bakış açınız da olmalı. Ben de antrenör olmaya karar verdim. Spor kulübü hayal ediyorduk, spor okulları ile ilgili. Bu taraftan çalıştık. Hatta ilk başlangıç oyuncularımdandır Alperen. Yani ben de basketbol antrenörü başladığımdaki ilk çocuklarımdandır Alperen. Bence iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum ki onların jenerasyonu herhalde neredeyse 200 sene üst üste şampiyon oldular. Evet. Bir sürü gruplara gittiler, Aydın'ı temsil ettiler. İşi yapmak çok keyifli. Başardığını görmek çok keyifli. Antrenörde bence en güzel şey şu çocuklar. Sıfırdan bir şey yaratıyorsunuz, altyapı olarak söyleyeyim. Ve sıfırdan bir şey yaratırken bir çocuğun neler başarabildiğini görüyorsunuz ve onu yönlendiriyorsunuz ve bu yönlendirme şeyle sizin katkınız oluyor. Bu harika bir duygu. Bazen basketbol oynamaktan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi eklemek istediğiniz bir şey var mı daha hocam? Şu anda ekleyeceğimiz ekstra bir durum yok ama dediğim gibi mücadele etmek basketbolun temeli diye düşünüyorum çocuklar. Siz de bence bu yolda basketbolda kalın. İlla oynamak değil, iyi bir televizyon, spor izleyicisi olmak da bence çok güzel bir şey. Basketbol izlerken keyif alıyorsanız ne mutlu bize, size bir şeyler vermişiz demektir. Ama dediğim gibi bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Cihan'cığım. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.